Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Destur ya seyyidi medet ya ricalallah. Medet ya ashabın nevbe. Allahümme sallallâ seyyidina nebine Muhammed. Medet ya ashabın nevbe. Destur ya seyyidi medet ya sultan nazım. Destur ya seyyidi. İzaca suresini içimizden bilmeyen yoktur. İzaca enesrullahi vel feth. Müthiş bir suredir bu. Ahir zamanda olacak vukuatları bildiren bir sure-i şerifedir bu. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Size fetih geldiğinde, Allah'ın yardımıyla bir fetih geldiğinde, fetih ne? Fetih, hayır kapılarının açılması demek. Fetaha açmak fiildir Arapça. Fatih açan. Miftah, açılcı mı? Açıldı. He? Miftah. Açılan. Açıcı. Anahtar demek çünkü. Doğru. Değil mi? Açıcı demek. Çilingir. Heh, yine. Çilingir demek bir de. Çilingir kişi çünkü. Miftah aletin ismi. Saban. Sabancı der gibi. Sabancı. Saban, sabanın ismi. Sabancı. Sabanı yapan. Süren. Eskiden şimdi arabayı ne diyorlar? Sürücü. Eskiden tarla sürülürdü ya. Arabanın şoförü olurdu şimdi. Şoförün suyu mu çıktı onu bilmiyorum. Eskiden şoför ehliyeti yazardı. Şoför. Nesin şoför? Şimdi nesin sürücü? Derneğin ismi şoförler dedi. Sürücüler dedi. Ya ne demek sürücü ya? Çok gıcık bir kelime sürücü kelimesi. Evet. Eskiden tarla süren tarlalar sürülürdü. Araba kullanılırdı. Kelimelere takılmış vaziyetteyim ama önemli bunlar. Çünkü kelimeler bizim aklımızı oluşturuyor. Allah'ın yardımıyla apacık bir fetih size geldiğinde, fetih bütün hayır kapılarının bir beldeye, fiziki bir mekana açılması demek. Hayır kapılarının açılması demek. Şerrin ortadan kaybolması demek. Enasrullahi vel feth. Ve ra'eyten nase. Siz insanları o zaman göreceksiniz. Yedhulune. Girecekler. Giriyorlar. Girerler. Fî dînillâhi. Allah'ın dinine girecekler. Efvâce. Fevç. Fevç. Grup grup. Sayılamayacak derecede. Yani milletler toplu halde İslam'a girdiklerini göreceksiniz. Milletler olarak, ırk ırk, millet millet, grup grup. Fevç demek sayısız miktarda. Aynı cinsten insanın, aynı cinsten nesnenin bir araya gelmesi. Öyle durum olacak ki fî dinillâh fevce fesebbih, işte o zaman tesbih et Rabbini. Bihamdi ve şükret. İnnehu kâre tevvâbe. Muhakkak Allah tevbe edenleri sever ve tevbe et. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Şimdi yeryüzünde öyle bir fetih olup da bütün yeryüzünün İslam'a açıldığı ve bütün İnsanların fevç fevç, Allah'ın dinine girdikleri bir dönem daha olmadı arkadaşlar. Daha yeni mi olacak yani? Evet. Ben de peygamberimiz zamanında oldu zannettim. Hayır. Efendimiz döneminde Arap Yarımadası Müslüman oldu. Çeşitli milletlerden Müslüman olanlar vardı, eyvallah. Ama fevç. Efendim bu gelenler Japon milleti. İslam'a girmek için. Bunlar Rus milleti, bunlar İngiliz milleti diye böyle fevç fevç insanlar girecek.
Bunu Mekke'nin fethiyle ilgili tefsir edenler de var. İzacayı. Evet. Eyvallah. Doğrudur. Fakat Kur'an ayetleri cihan şümüldür. Mekan ve zaman üstüdür. Her mekanda ve zamanda hitap eder. O zamana hitap eder, şimdiye hitap eder. Öyle bir zaman geliyor ki fevç fevç insanların İslam'a girecekleri zaman. Neyle? Enesrullahi vel fethi. Apaçık bir fetihle. Allah'ın yardımıyla bir fetih gerçekleşecek. Arkasından grup grup insanlar İslam'a girecek. İlk önce fetih. Fetih ruhu kimde var? Sadece bizde var. Bizde var. Başkasında kalmadı çünkü. Bizde de bilmiyorum ne kadar kaldı. İnşallah kaldığı yeter. Kalanı yeter. Tencerenin dibi yeter diyor. Şimdi diyeceğiz ki yahu bu kadar dünya alem. Biz kendimize hükmümüz yok. Kendi kendimizi idare edemiyoruz. Kendi derdimize derman olamıyoruz. Dibimizdeki, etrafımızdaki sıkıntılara çare bulamıyoruz. Kaynayan gazan İslam memleketleri. Eyvallah. Fakat Allah'ın yardımı geldiğinde diyor. Nasrullah demek Allah'ın yardımı demek. Bizim kendi gücümüz değil, Allah'ın yardımıyla olacak. Nasıl olacak? Yine Allah'ın yardımı nasıl olur? Onu ben değil, Bakara suresinde bir ayet-i kerime de rastladı. Onu size anlatmak isterdim. Okuyalım bunu. Boşa gitmesin. Okuyalım. Ömrümüz boşa gitmesin. Gazete okuyacağınıza bunu okuyun. Okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Veyahut da işte burada birer ikişer mana vermeye çalışıyorum. Doğru yanlış. Benim mükemmel bir Arapçam yok. Fakat çok şükür Şeyh Hazretleri'nin himmetiyle anlatacak kadar hani ümminin ümmiye imameti caizdir demişler. Bizimki de o. Anlatıyoruz. Yanlışsa yanlış desin millet. Ama olay bu. Şöyle yardım etmesini, şöyle dua etmemizi istiyor Cenab-ı Allah bizde zorluklar karşısında. Üzerlerimize sabır dök ya Rabbi. Sabır dök. Savaş meydanında çıktığımız zaman üzerimize sabır dök. Ayrıca ayaklarımızı da sabit tut ki bize karşı yardım et. Devşemeyelim. Şimdi bu Talut'la Calut, selamünaleyküm. Talut'la Calut'un ordusu karşılaşıyor. Talut en şey zayıf. Calut o kadar şey ki, o kadar kuvvetli ki bir taşla Talut onu yerle bir ediyor. Davut Aleyhisselam'ı yerle bir ediyordu. Talut mu? Davut. Bir taş. Talut'u. Calut'u. Calut çok kuvvetli ordusu. O zamanın en kuvvetli ordusu. Ve Davut Aleyhisselam daha küçük. Çocuk yaşta. Sapan taşıyla kütürt. İndiriyor şeyi. Filistinliler taş atıyorlar ya Yahudilere. Kızdıkları nokta bize taş attıklarından değil, onu hatırlatıyorlar. Mesela. He. Onun için çok öfkeleniyor Yahudiler şeyden. Taş atılmasına. Çünkü bir taşla Calut'un ordusunu yerle bir etti Davut Aleyhisselam. Allah'ın yardımıyla. İşte bunu yapmadan önce dedik ya Rabbi üstümüze sabır yağdır ki kaçmayalım ilk önce. Korkmayalım. Korkarsan bitti iş. İki, ayaklarını sabit tut ki yıkılmayalım burada. Onun için biz her gün bir Calut'la savaştayız. Her gün bu modern hayat insana
şeytanın yolunu açıyor. Cehennemin yolunu kolaylaştırıyor. Cennetin yolunu kolaylaştıracak hiçbir şey sunmuyor bu sosyal hayat, bu modern hayat bize. Bakınız. Hep günaha, hep isyana, efendim giden yollar açık. Allah'a giden yollar mutlaka kapalı. Vaktim yetişmedi, işim bitmedi, namazın sünnetini kılmasak olur mu? Sorular. Modern hayat olmasa ne olacaktı? Vaktim yetişmedi diye bir şey yok. Ne yapıyorsun? Armut topluyorsun. E iki armut az topla, iki rekat namaz kılacağım ona ben. E ne yapıyorsun? Efendim müşteri çok geldi, onunla ilgileniyorum. Ne yap? Adamlar dinlemez. Onun için namazı hemen iki rekat kılayım, çıkayım diyor. Zorlaştırıyor. Modern hayat. Hani kolaylaştırıyordu. Zorlaştırıyor insanı. E peki işi bitiyor mu? Bitmiyor. İnsanlar daha mutlu mu? Hayır. Ben çocukluğumda akşam evine giden insanların gözlerdim, müşahede ederdim. Çoğunun yüzü güler vaziyette girerdi evlerine. Şimdikiler ya suratı asık ya da boş bakıyorlar. Nasıl böyle? Sorsam şimdi evin çoğu birkaç defa evinin adresini unutmuş olabilir içinizde. Arabasını nereye park ettiğini unutmuş olan vardır içinizde. Var mı? Neden? Ha ben de bir evimi unuturdum eskiden. Ben nerede dedim. Öyle yoğun çalışmaktan kendimi unutuyorum. Nesi kölesin oğlum sen o zaman? Eve giderken insanların suratları boş bakıyor. Ya sinirli öfkeli giriyor evine ya da bomboş bakıyor. Modern hayat buna getirdi. Ama eski insanlar gazete kağıdından kese kağıdı olurdu onları. Üç tane kese kağıdını kıstırırdı koltuğunun altına. Yarımşar kilo, birer kilo bir şey manavdan. Akşam çok şükür elim boş gitmiyor. E şimdi öyle bir şey götür bakalım. Ne diyecek evdeki hanım? Getirdiğin bu mu? Kütür, bu laf söylenir. Hadi söylemedi den istersen. Şimdiki devirde söylenir. Eski devirde hadi söylesin. Söylemez ki ne getirdiyse Allah razı olsun. İyi yaptın beyim. Ne yapalım? Ondan bir şey yapmaya çalışacak kadıncağız. İşte ne yaparsanız yapın. Ne kadar çok para kazanırsanız para kazanın. İsterseniz istediğiniz kadar ünvan sahibi olun. Evdeki hanımınızı memnun edemezsiniz. Edemiyorsunuz da. Çocuğunuzu söz dinletemiyorsunuz. Dinletemezsiniz de. Modern hayatın getirdiğidir bu. Ya eskiden o adamcağız eve geldiğinde evin babası, bahçeliydi evler, tek sıra karşılanırdı herkes. Kapıda karşılar. Sanki merasim bölüğü gibi. Evin bütün ahalisi kapıda o evin reisini karşılardı. Şimdi suratına bakan yok. Eskiden en azından zil çalar, kapı açılır. Şimdi herkesin anahtarı var, çat çat. Anam bir şeyler getir, mutfağa koy, tamam. Ne yapıyorsun? Elinde şey. Ben bir işim var. Çocuk da işi var. Böyle değil mi hayat şimdi? Modern hayat. Modern hayattan kurtulmadıktan sonra bu insanlığın çıkışı yok. Onun için elektriği alacak Cenab-ı Allah. Elektriği aldıktan sonra çok şükür bir kere naylon paradan kurtulacağız. Naylon paradan sonra izafi paradan kurtulacağız. Olmayan paradan, kaydi paradan. Gerçek paradan. Neyse cebimizde o altın. Altın ver, altın al. Altın, gümüş. Ne çalıştın? Annenin teri bu. Şimdi ne ki? Ama şimdi diyeceksiniz ki ya hocam, bu kadar moderniteyi kötüleme. E ne getirdi modernite bize babam ya? He? Yıldıray ne getirdi? Düşünüyoruz hocam. Bu 100 puanlık, bunu direkt diplomayı alırsın bunu bilirsen. Meşguliyet getirdi yani. Modern hayatın en önemli buluşlarını say. Hocam ben orada değilim, arabayı bazen nereye koyuyorum onu düşünüyorum. İşte bu modern hayat. Boşluk getirdi.
Çünkü eskiden atı ve eşeğe bağlayacaktık. Bağladığın bir yere. Bulamadığın zaman bak ne teknoloji güzel. Mutlaka atın veya eşeğin atı var, adı varmıştır. Çağırırdın. Güldül derdin. O iyi derdi sana. Vay be. Sesini duyar canım. Sahibinin at kişiler. Evet, ha oraya koymuşum derdin. Şimdiki arabalar. Kumanda var efendim. Cikcik ediyor. Nerede cikcik ediyor? Aman mesafe mesafe. Bunu sen cikciğe şey, 25 metre gel. Şey gibi. Falan düşünmesin. Cikcik cik. Şey gibi. Tavuklara gel bili bili der gibi yardır oradan. Otoparkta dolaştık, cik cik et çıktı. Değil mi? Otoparkın kaçıncı katına koydun? Buyurun. İlginç bir şey. Modern hayat arkadaşlar, insana üç tane muhteşem şey hediye etti. Başka hiçbir şey değil. Bakın bu teknoloji insana üç şey verdi. Başka bir şey vermedi. Naylon, hormon, bir tane daha. Beton. Ha beton. Naylon, hormon, beton. Teknoloji bunu getirdi insanlara. Başka bir şey değil. Başka hiçbir şey getirmedi. Naylondan memnunsanız, betondan memnunsanız, hormondan memnunsanız eyvallah. Devam edin hayatınıza. Bu üç şey, Allah bizi bu üç şeyden kurtarsın. Değil mi? Hürmetin Habib, Hürmetin Fatiha.